Merhabalar, bugün sizlere George Orwell'ın 1984 adlı romanını anlatacağım. İngiliz romancısı ve denemesi George Orwell, asıl adı Eric Arthur Blair, 25 Haziran 1903'te Hindistan'da doğmuştur. 1922 yılında öğrenimini tamamladıktan sonra Birmanya'ya giderek İmparatorluk Polis Teşkilatı'na girmiştir. 1928'de teşkilattan istifa etti ve anılanla Burma günleri adı altında yayınladı. Aynı yıl yazdığı Aşağı ve Dışarı Paris ve Londra adlı kitabında Paris ve Londra'da geçen günlerini anlat, İspanya İç Savaşı üzerine izlenimlerini Katalonya'ya Selamandı kitabına aktardı. Çağdaşlarını modern, dünyanın sorunları üzerine düşünülmek isteyen ve birçok eleştirmenin İngiltere'nin bilinci olarak nitelendirdiği, Orwell'ın Swift tarzında yazdığı Hayvanlar Çiftliği ve 1949 yılında yayınladığı 1984 adlı romanları gelecek ile düşüncelerini yansıtır. 1984 adlı romanında da baskıcı liderlerin kurduğu totaliter düzeni konu edinerek insanların hırslarına olan eleştirisini ele almıştır. Bu eseri edebiyat tarihinin en çok okunan kitaplar arasına girmeyi başarmıştır. George Orwell kitap yazarken kendi kurallarını oluşturmuştur. Daha önce kullanılan mecazları kullanmamaya özen göstermiştir. Kısa cümleler dururken uzun cümleler gereksiz olduğunu belirtmiştir. Gereksiz kelimelere yer vermemiştir aktif bir anlatım tarzını benimsemiştir. Yabancı kelimeler ve bilimsel semboller yerine basit kelimeleri kullanmayı tercih etmiştir. Her yazarın kendine ait kurallarının olması gerektiğini savunmuştur. Bunu da kendini takip eden insanlara öğütlemiştir. Orwell ömrü boyunca 9 kitap ve yüzlerce makale yayınlamıştır. Son zamandan hastalıklarla geçiren Orwell 1950 yılında Londra'da 46 yaşında vefat etmiştir. Romanımızın başlıca karakterlerinden kısaca bahsedecek olursak Winston Smith kısa boylu, çelimsiz, pembe yüzü, asık açık saç rengine sahip bir adamdır. Dış parti üyesidir. Gerçek bakanlığında çalışır. Bakanlıktaki görevi büyük biraderin ve hükümetin daha önce yaptığı tahminleri ve bildirilerini değiştirerek geçmişi değiştirmektir. Geçmişine dair çok net hatıraları yoktur. Annesini ve küçük kardeşini kendi açgözlülüğü yüzünden kaybettiğine inanır kendi içinde sistemi yalanlarını ve hilelerini fark eder ve doğruyu bulma arayışına girer. Julia 27 yaşlarında gür siyah saçlı, yüzü çilli, atletik bir kızdır. Seks karşıtı gençlik birliğine üyedir. Gerçek bakanlığında çalışmaktadır. Çevresindekilere uygun bir vatandaş izlenimi bıraksa da esasen öyle değildir. Sistemin açıklarından faydalanarak hayatını sürdürür. Zevklerine düşkün, hayatı yaşamayı seven bir kadındır. O'Brien kalıplı sağlam bir görünüşe sahip olan kalın boyunlu aptal suratlı biridir. İç parti üyesidir. Bu durum onu diğerlerine karşı üst konumlara yerleştirir. Mr. Carrington Proleterlerin yaşadığı bir yerde antika dükkanı olan yaşlı bir adamdır. Winston, Julia ile buluşması için dükkanın üst katını kiralar. Büyük birader. Okyanus ülkesinin kurucusu ve yöneticisidir. Tüm sistemi kuran kişidir. Her yerde poster olan büyük biraderin varlığı kesin değildir. Gerçekten böyle bir insan var mı ya da böyle bir iş yaşadı mı bilinmemektedir. Emanuel Goldstein, Büyük Birader ve Okyanusya ülkesine karşı ayaklanan bir direnişçidir. Okyanusya kurulduğu yıllarda Büyük Birader'in saflarında yer alsa da daha sonra fikir ayrılıkları yaşayarak Büyük Birader'in ve sistemin en büyük düşmanı olmuştur. Emanuel Goldstein var olup olmadığı Büyük Birader gibi roman boyunca anlaşılmaz. Goldstein gerçekten var mıdır yoksa hayalı bir karakter midir bilinmez aynı durum direniş ve direnişçiler için de geçerlidir. Katarina, Winston'un eşidir. Romanda iş yer almaz. Winston'un anlattığı kadarıyla Katarina hakkında bilgi alırız. İdeal okyanus kadınıdır. Çocuk yapmayı sadece ülkesine hizmet edecek çocuklar yetiştirmek olarak görür. Bu yüzden Winston'la hiçbir zaman sevişmemiştir. Çocuklar da olmayınca Winston'dan uzaklaşır ancak boşanmamışlardır. Romanımıza gelecek olursak, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden kurulan bir dünyanın 1984 yılında anlatan romanda Winston Smith sisteme karşı kendi içinde ayaklanmasını ve bu ayaklanma için destek arayışını görmekteyiz. Winston Smith'in bu arayış içerisinde güvenliği kişilerin en başından bu yana sistemin savunucusu olması ve Winston Smith'in tuzağa çekilmesi sonucu türlü işkenceleriyle Winston Smith'i de sisteme ayak uyduran ve sistemden memnun olan birine dönüştürülmesiyle karşı karşıya kalırız. Dünya yönetim açısından 3 bölüm ayrılmıştır. Avrasya, Doğu Asya, Okyanusya. Bu üç devlet sürekli birbirleriyle savaş halindedir. Kimi zaman da aralarında birleşip karşılarına duran devletlere savaşlar açarlar. Ve bundan en çok halkları etkilenir. Okyanusya kendi içine neredeyse üç bölüm ayrılmıştır. İç parti üyeleri, dış parti üyeleri ve proleterler. İç parti üyeleri diğerlerine göre daha ferah yaşamaktadır. Dış parti üyeleri kendilerine söylenen her şeyi eksiksiz yapmak zorundadır. Proleteller ise gözden çıkarılmış basit bir halk konumundadır. Kitabın ana karakteri Winston Smith, Okyanusya'da yaşayan bir vatandaştır. Dış partinin gerçek bakanlığı bölümünde görev almaktadır. Bütün gün yaptığı iç tarihteki yaşanmış, gerçekleşmiş olaylar zincirini gün şartlarına göre yeniden düzenlemektir. Tek partili rejim gibi görünen Okyanusya'nın başında büyük birader isimli biri yer almaktadır. Onu kimse görmemiştir. Ne zaman doğduğu belli değildir ve ölümsüzdür. Fakat onun söylemleri her zaman hatta tarihin akışına ters düşse de doğru olmak zorundadır. Bir gün önce söylediğini ertesi gün bambaşka bir şekilde söyleyebilir. İşte buradaki belgeleri anlık olarak düzenlemek yani geçip değiştirmek gerçek bakanlığının yani Winston'un görevidir. Dönemin şartlarına göre her zaman her yerde insanları izleyen tele ekranları yer almaktadır. Evlerde, caddelerde, iş yerlerinde. Dahası aile kavramı yok edilemediğinden küçük yaştaki çocuklar belirli eğitimlerden geçilir ve yeri geldiğinde aile bireylerini bile ihbar etmek üzere eğitilirler. Tele ekranlar düşünce polisleri her an enzenizdedir. Çalışmak ve uyumak dışında boş vakit olması bir suçtur. Çünkü büyük biraderin gözü üzerinizdedir. İnsanların sohbet etmesi, bir gün önceyi düşünüp tartışmalar yasaktır. Tek bilinen gerçek o gün büyük biraderin telekrandan yaptığı yayındır. Rüyaların dahi denetim altında olduğu böyle bir zamanda evlilikler bile partinin ayarlamasıyla gerçekleşir. Zaten evlilik dışı ilişki kurmak yasaktır. Çocuğun dahi ne zaman yapılması gerektiğini tamamen partinin isteklerine bağlıdır. Tüm bu olayların arasında Wilson kendini kapana sıkışmış gibi hisseder. Bazen aklına geçmişte yaşadığını düşündüğü olaylar gelir. Fakat bunların hayal mi, Yoksa gerçekten kendi geçmişim olduğunu anlayamaz. Herkesten gizli bir günlük tutmaya başlar ve aklına gelenleri yazar. İlk cümlesi büyük biraderden nefret ediyorum olur. Bundan yola çıkarak etrafını gözlemlemeye başlar. Kendisi gibi geçmişi ve günü sorgulayan birisini bulmaya çalışır. Gözüne çarpan tek kişi iç partiyesi olan son derece sert görünen O'Brien'dir. Fakat karşılıklı konuşmak yasak olduğundan ve her yerde kendisini izleyen ekranlar dinleyen gizli mikrofonlar olduğu için bu adama nasıl yaklaşması gerektiğini bilemez. Kafasında bunlarla beraber bir gün iç çıkış yolu proleter mahallesine düşer. Sokakları hızla geçerken gözüne eski, pis bir dükkan çarpar ve içeri girer. Tehlikeli olmasına rağmen antika eşyalar satan bu dükkandan çıkmaya asla istemez ve o günden sonra gizli gizli buraya gelmeye başlar. Bu eski yer tel ekran olmadığı için izlenilmediğine güvenerek kendisini bir süre rahat hisseder. Bu sırada kısa bir süredir dikkatini çeken genç bir kız vardır. Kimi zaman içindeki duygular yüzünden onu öldürmek istese de aslında tek isteği böyle biriyle beraber olmaktır. Fakat herkesin casus olabildiği zamanda bu kıza asla güvenemez. Lakin bir gün iş yerinde kendisinin yapamadığı hareket o kızdan yani Julia'dan gelir. Küçük bir notta Winston'u sevdiği ve görüşmek istediği yazar. Bu nota kayıtsız kalamayan Winston ilk fırsatta Julia ile buluşur ve beraber olurlar. Aralarındaki ilişki güçlendikçe duyguları da birleşir. En büyük ortak noktaları ikisinin de partiden nefret ediyor olmasıdır. Görüşmelerinin de sıklaşmasıyla buluşacak gizli yere ihtiyaç duyarlar ve Winston'un proleter mahallesindeki antikacının üst katını günlük olarak kiralar. O sırada O'Brien ile konuşma fırsatı yakalayan Winston artık onun da partiyi sevmediğini öğrenir. Beraber doğruyu bulmak için ilerlemeyi kararlaştırırlar. Sıcak bir akşamüstü gizli yerinde buluşan Winston, Julia parti aleyhine konuşurken hiç tanımadıkları bir sesle irkilirler. Sesin duvardaki tablodan geldiğini anladıklarında kaçacak başka bir yer olmadığını görürler. Düşünce polisi ikisini de yakalamıştır ve yolun sonu bellidir. Winston teslim olduğunda polislerin başına kişinin olduğu ortaya çıkar. Winston'un kendisinin dahi ne kadar olduğunu bilemediği bir zaman boyunca işkenceye geçirilir. Julia ve Winston ayrı odalarda hapis tutulurlar. Yanında birçok insan gelir gider bu insanların hepsi 100.000 numaralı odadan çok korkmaktadır. O'Brien ve içeriye giren bir görevli onu bayıltır ve 101 numaralı odaya götürür. Elektrik ve daha birçok işkence gören Winston son olarak kafasını farelerle dolu bir kutuya sokma fikriyle karşı karşıya kalır. Jüller'i satar ve bir süre sonra artık onu izleyen bir şey olmadan dışarı çıkar. Beyni tamamen inkanır. Kalbindeki aşk ve düşünceler sökülüp alınır. Aynaya bakınca kendisi vücudunu bile tanıyamaz. Çok uzun zaman sonra ölüm bekleyen Winston serbest bırakılır. Üstelik artık onun ne bir izleyen ne de bir dinleyen vardır. Winston ise tüm yaşananlardan sonra aklındaki şey 2 artı 2 eşittir 4 değildir. Belki 5 belki 3'tür. Fakat en güvenilir cevap partinin verdiği cevaptır. Bilmemek gerçekten özgürlüktür. Kendisi bile inanmasa artık kalbi büyük biraderi seviyordur. George Orwell'ın kül kitabı 1984 yazarın geleceği ilişkin bir kabus senaryosudur bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, insanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü totaliter bir dünya düzeni, romanda inanılmaz bir hayal gücüyle en ince ayrıntısına kadar kurgulanmış. Geçmişte ve günümüzde dünya sahnesinde tezgahlanan oyunlar düşünüldüğünde, ütopik olduğu kadar gerçekçi bir roman 1984. Güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir başyapıttır. Yalnızca yarına değil bugüne de ilişkin bir uyarı çığlığıdır.